Merhabalar, bugünkü dersimizde mikrobit ile bitkinin nemini, sıcaklığını ve ışık seviyesini ölçen bir uygulama yapacağız. Bunun için makecode.mikrobit sitesine giriş yapıyoruz. Açılan sayfada yeni proje başlat diyoruz. Ve projemize isim veriyoruz. Bitkinin nem, sıcaklık ve ışık seviyesi. Diyelim ve projemizi oluşturalım. Açılan sayfada her zaman bloğunu silelim. Şimdi bir önceki dersimizden hatırlarsanız bitkinin nemini ölçmüştük. Şimdi o programı tekrar bir yazalım. Program başladığında bir değişken oluşturacağız bunun için ve ismini de nem miktarı ya da nem dememiz yeterli. Nem isimli bir değişken oluşturdum. Bunu program başladığında bloğun içine yerleştirdim. Burada da P0 pininden değer okuyacağı için pinler kısmından gelişmişe tıklayıp pinler kısmına gidiyoruz ve buradan analog oko pini buraya yerleştiriyoruz. Şimdi bize nem miktarını input sekmesinden A düğmesine basıldığında versin. O nedenle biz A düğmesine basıldığında onu nem değişkenini bize analog P0 pininden okusun istiyoruz. Ve bunu da bize sayı olarak ekranda göstersin. Evet, bunu göstersin ancak bununla ilgili bir karşılaştırma yapsın isterse eğer mantık kısmından eğer ise değil ise bloğunu yerleştiriyoruz. Şimdi nem miktarını gösterecek ancak bir karşılaştırma yapacak. Mantık kısmından yine karşılaştırma bloklarından bu bloğu aldık, böyle yerleştirdik. Bize değişken olarak nemi okuyacak. Eğer nem miktarı 700'den az ise bitkiniz kuru olduğunu söylesin bitkinin. Sayı olarak önce göstersin. Sonra bir ifade olarak buraya ekrana yazsın. Değişkenler sekmesinden sayı olarak nemi gösterecek ve bitkiyi sula şeklinde bir ifade yazsın buraya. Bitkiye su ver diyelim kısaca. Evet, bu şekilde bitkiye su ver dedik. Peki artıya tıklayıp yeni bir yoksa eğer ise bloğu oluşturduk ve buraya da bu sefer mantık kısmından İki tane karşılaştırma yapması için, iki koşulu sağlaması için B bloğunu koyuyorum. Ve bunların içerisine de yine şu bloklardan, karşılaştırma bloklarından yerleştireceğim. Bir tane buraya, bir tane de diğerine. Çünkü iki değer arasını da karşılaştırması gerekiyor. Bu defa 700'den büyük ise yapacağız. 700'e eşit ve 700'den büyükse diyelim. Değişkenler kısmından nem miktarını buraya yerleştiriyoruz. Nem miktarı 700'den büyükse ve 900'den küçük ise bitkinin nem ihtiyacı karşılanmış demektir. Nemden yine buraya koyduk. Şu anda bitkimiz mutlu demektir bu. Yine bize sayı olarak göstersin. Şimdi kopyasını çıkartalım. Nemi sayı olarak göstersin. Ve bir mutluyuz gösterebiliriz orada.
Evet, bitkimiz mutlu, herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Son olarak artıya tekrar tıklayıp bir karşılaştırma daha yapsın. Bunda da şöyle bir karşılaştırma yapsın. Eğer bitkinin nem miktarı 900'den büyükse, yine değişkenler kısmından, pardon, nem miktarı 900'den büyükse bize yine sayı olarak göstersin ve sonra bitkiye fazla su verdiğimiz için bizi uyarsın. Çok fazla su verdin desin. Evet, bu şekilde nem miktarını ayarladık. Şimdi nem miktarını bu şekilde ayarladıktan sonra sırada ne var ne olsun? Bu sefer ışık miktarını D düğmesiyle ölçsün. Şu fazla gibi şunu silebiliriz, şu bloğu. Evet. Şöyle A düğmesine basalım. Şu an 0, bakın. Etkiye su ver diye yazıyor ekranda. Şimdi 0 pinine biraz dokunalım ve nem miktarını artıralım. Bu defa 750 oldu. 750'de bitki mutlu. Bakın, güler yüz, gülen yüz çıkması gerekiyor bunda. Evet, bitkimiz mutlu. Peki biz bunu 1023 yaparsak bu defa da çok fazla su verdim diye uyarıda bulunacak. Evet, ben C harfini kullandığım için bakın ekranda göstermedi. Buna dikkat edelim. Türkçe karakteri göstermiyordu. Şurada C'yi C ile değiştirelim. Peki. Şu anda kodlarımız tamam. Nemle ilgili kodlamamız tamam. Şimdi B düğmesine basıldığında ise bize ortam ışığını ölçsün ve bu konuda bize bilgi versin. Bunun için B düğmesine tıklandığında dedik, onu sayı olarak önce bize göstersin. B düğmesi tıklandığında bize sayı olarak input sekmesinden ışık seviyesini göster diyelim. Bakalım şimdi. Evet, ışık seviyesi 128. Burada da yine biz bir karşılaştırma isteyelim. Örneğin bitkimizin ışık seviyesi 100'ün altına düşerse bitki mutsuz olur. Yani 100'ün üzerinde olması gerekir ışık seviyesi. Bunun için yine mantık sekmesinden eğer ise değil ise bloğunu alıp buraya yerleştirelim ve bir karşılaştırma yapsın. Karşılaştırma bloklarından bunu koyduk. Eğer 100'den küçük ise ışık seviyesi, ışık miktarı, ışık seviyesini yine input sekmesinden alıyorduk. Şöyle, ışık seviyesi 100'den küçükse o zaman bizi uyarsın. Önce sayı olarak ışık seviyesini bize göstersin. Şunu şöyle kopyalayalım. Şunu artık silebiliriz. Evet, sayı olarak göstersin ve daha sonra da bizi uyarsın. Bunu müzikle ya da bir görselle uyarabilir. Mutsuz bir yüz çıksın ve bizi müzikle de uyarsın. Şöyle şu müziği alalım ve biz kendi müziğimizi yapalım. Bakalım şimdi.
böyle bir müzik çıktığında bileceğiz ki ışık seviyesi bitkimizin yüzün altına düşmüş. Eğer değilse o zaman bitkimiz mutludur. Şunların kopyasını çıkaralım. Eğer değilse bize gülen bir yüz göstersin. Şöyle. Şimdi bir test edelim. Şu anda bakın 128 ve mutlu yüz çıkıyor. Peki biz bunu azaltırsak, yüzün altını düşürdüm şu anda, 76 yaptım. Tekrar B düğmesine basıyorum. 76 gözüktü ve müzik de çaldı. Hem mutsuz bir yüz hem de müzik çalıyor bakın. Bu şekilde ışık seviyesini de göstermiş oldu. Şimdi son olarak sıcaklıkla ilgili kodumuzu yazalım. Onu da AB düğmesine bastığımda göstersin. Hemen A düğmesini AB olarak değiştirdim. Ve temel sekmesinden sayı olarak input'a giriş yapıyorum. Input'tan da sıcaklık olarak bana ortam sıcaklığını ölçmesini isteyeceğim. AB düğmesine basıyoruz. Bakın şu anda 21 olarak gösterdi ortam sıcaklığını. Şimdi bitki diyelim ki 20'nin altına düşerse sıcaklık. Burada da yine bir karşılaştırma yapsın. Mantık kısmından eğer ise değil ise bile onu koydum. Ve buraya yine bir karşılaştırma koyacağız. Şöyle karşılaştırma bloklarından buraya yerleştirdik. Input sekmesinden sıcaklığı alalım. Eğer sıcaklık 20 santigrat derecenin altına düşmüşse bizi uyarsın. Hem sayı olarak göstersin. Şöyle yapalım, pardon. Şimdi kopyasını çıkartalım. Şunu da silelim. Şunu da artık silebiliriz. Evet, bize sayı olarak sıcaklığı gösterecek ekranda ve daha sonra bir uyarıda bulunacak. Dikkat! Donabilirim desin. İkinci olarak yine mantık sekmesinden burada iki tane karşılaştırma yapsın. Şimdi mantık olarak şöyle karşılaştırma bloklarından iki tane karşılaştırma yapacak. Bunun için iki tane karşılaştırma bloğunu yerleştiriyoruz V'nin içerisine. Burada da yine sıcaklık değerini karşılaştıracak. Eğer sıcaklık 20'ye eşit ve 20'den çoksa, 20'den büyükse ve de 30'dan küçükse, 30'a eşit ve 30'dan küçük diyelim. Yine sıcaklığın kopyasını çıkartalım, buraya yerleştirelim. Şimdi sıcaklık değerimiz hem 20'den küçük ve 20'ye eşit hem de 30'dan küçük ve 30'a eşit bir değer arasındaysa, 20 ile 30 arasında bir değerdeyse bitkimizin yine ortam sıcaklığı iyi demektir. Bize bunu yine sayı olarak göstersin.
Ve buraya her şey yolunda diyebilir. Sıcaklık iyi diyebilir. Mutlu yüz, yine gülen yüz çıkartabiliriz. Evet. Son olarak bir karşılaştırma daha yapalım. Onda da şöyle yerleştirelim. Eğer 30 dereceden daha büyük bir sıcaklık var ise, o zaman aşırı sıcak vardır, bitkimiz kuruyabilir. Şöyle yerleştirdik. Dikkat, çok sıcak diyebilir. Ve mutsuz bir yüz gösterebiliriz ya da yine müzikle uyarıda bulunabilir. Tabii bu size kalmış. Buradaki tabii sıcaklık değerleri her bitkiye göre değişir. Bunun için ön araştırma yaparak bitkiye göre farklılık gösterebilir bu değerler. Ön araştırma yaparak buna göre değerlerinizi değiştirebilirsiniz. Evet, şu anda sıcaklık değerlerimiz de hazır. Hemen bakalım. AB düğmesine basalım. Şu an 21 derecede. Her şey yolunda yazıyor ekranımızda. Peki biz bu değeri biraz düşürürsek, şöyle yaparsak 11 yaptım. Ve tekrar bastım. Şu anda 11 santigrat derece gösterdi ve dikkat. Donabilirim şeklinde bir uyarı verdi bize. Evet, şimdi de bilgisayarımızdan Mikrobit'e indirelim programımızı ve Mikrobit'imizin üzerinde şu anki bitkimizin durumuna bir bakalım. Evet, indirmek için öncelikle eğer bağlantı yoksa bağlayacağız Mikrobit'imizi. Eğer bağlıysa, şu an benimki bağlı, indir diyorum. Bakın, arkasındaki ışık yanıp yanıp söndüğü zaman indiriyor demektir. Şu an ışık durdu. Hemen A düğmesine basıp nem miktarını ölçüyorum. Evet, çok fazla su verdin diye beni uyarıyor. Bakın, demek ki nem miktarı fazla. Bunu azaltmam lazım ya da bitkinin kurumasını beklemek gerekiyor. Evet, nem miktarını bu şekilde ölçüyorduk. İkinci olarak şu anda ışık seviyesine bakalım. Biraz hatta karartabilirim. Bakayım. 255 ışık miktarı oldukça iyi. Gülen bir yüz çıktı. Şimdi sanki ışık miktarı az gibi, şöyle elimle kapatayım. Bakın, hemen mutsuz bir yüz çıktı. Evet, tabii ben buna bir de müzik için bir ses buzzer takmam gerekirdi, müziği de duyabilmem için. Onu takmadım şu anda. Hemen AB düğmesine basıp bir de sıcaklık hakkında bilgi alalım. Şu an 30 derece. Her şey yolunda diyor. Bitkimin demek ki şu ana kadar sadece nemi fazla olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Evet, bu şekilde siz de çalışmanızı tamamlayabilirsiniz.
Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.